Flaman asıllı Avusturyalı diplomat ve yazar Ogier Gaslen de Buspesk, 1522'de Lille yakınındaki küçük bir köyde doğdu. 1552'de Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Karl'la onun kardeşi Avusturya Kralı 1. Ferdinand'ın hizmetine girdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığının son döneminde Avusturya elçisi olarak İstanbul'a geldi ve buradaki izlenimlerini kaleme aldı. Avusturya'nın Paris elçisi olarak görev yaptığı sırada yaşamını yitirdi. Efendim merhaba, Klasikler programıyla biz yine karşınızdayız. Programımızın bugünkü bölümünde Buspek'in Türk mektuplarını konuşacağız. Buspek kimdir? Avusturyalı bir elçidir. Kanuni döneminde Osmanlı topraklarına gelir ve gözlemlerini yazar. Detayı için başlayalım. Türkler üstün meziyetlerin, kabiliyetlerin doğuştan geldiğine, bir miras olarak ecdattan intikal ettiğine inanmazlar. Bunun kısmen Allah vergisi, kısmen de sayu gayretin mükafatı olduğunu kabul ederler. Bu düşüncelerin neticesi olarak Türklerde şan, şöhret, yüksek idari mevkiler, liyakat ve maharetin mükafatıdır. Evet, bugün aslında bizi de hayli alakadar eden bir kitaptan bahsedeceğiz. Buspek'in Türk mektuplarından. Buspek kimdir? Buspek, Flaman asıllı bir diplomattır. Soylu bir ailenin çocuğudur. Avusturya Macaristan adına galiba. Evet, geliyor. Kanuni döneminde İstanbul'a gelip Avusturya adına aslında bir elçilik vazifesi tam görmüş biridir. Tam tarihini de istersen verelim. 1554'te gelmiştir. 1562 yılları arasında Anadolu'da kalıyor. Evet, ama 1554'te geldiğinde 1,5 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra çok neticeden memnun olmamış olarak aslında vazifesini tam tamamladığını hissetmeyerek tekrar döner memleketine. Fakat ardından yarım kalan işi tamamlamak için bir 6 aylık aradan sonra tekrar İstanbul'a gelir. Ve sadece İstanbul'da da kalmaz aslında. Evet. Döndükten sonra Osmanlı ülkesinin gidebildiği yerlerine gider. Kendisi aynı zamanda bir seyyah. Evet. Ve burada gördüklerini not eder. Latince olarak bir meslektaşı, aynı zamanda eski dostum diye hitap ettiği bir arkadaşına gönderir. Evet, Macar asıllı bir diplomata. Evet, 1588 yılında aslında bunlar mektup edebi tür olarak. Hı-hı. Ve bu mektuplar toplanarak Paris'te ilk kez basılır. Bugüne kadar böyle güzel bir manzara görmediğimi itiraf etmek isterim. Bu kadar zengin ve göz alıcı görünüş içinde dahi bir sadelik ve tutumluluk dikkati çekiyordu. En yüksek mevkileri işgal edenlerle derece derece alt kademelerdeki memuriyetlerin sahipleri hemen aynı biçimde elbiseler giymekteydi. Oysa bizde böyle midir? Bu mektupların önemi nerededir diye düşünebilir izleyicilerimiz. Kanuni dönemi Osmanlısını anlamak için bir kaynak niteliğinde kabul edilebilir. Yani dışarıdan bakan bir göz ne görüyor Osmanlı ülkesinde? 16. yüzyıl Osmanlısı politik anlamda, askeri anlamda, ekonomik anlamda, sosyo-kültürel anlamda neye benziyordu? Hı hı. Konularda çeşitli bilgiler ihtiva eder. Bunlara oryantalist bir bakış açısını sıkıştırmıştır diyemeyiz Buspek için. Okurken de uğradığı yerlerde enteresan şöyle bilgiler vardır. Türk hamamlarından da bahseder, Türklerin hayvan sevgisinden de bahseder, İstanbul'un dilencilerinden de bahseder. Ankara keçisinden de bahseder. Tabii. Çok geniş yelpazede bir aslında bahistir. Zaten bunu bir kitap yazma amacıyla yazmadı, dediğiniz gibi bir mektup. Bir tür rapor gibi. Rapor gibi. Haliyle baştan sona hiç sıkılmadan çok keyifle okunacak tarzıdır. Tabii. Tanıştığı devlet erkanından da bahsediyor. Halktan, şahsiyetlerden de. Söylediğin gibi bir Osmanlı muhibbi. Hı hı. Ve aynı zamanda edebi değeri haiz, oldukça akıcı mektuplar bunlar. Büyük küçük hiçbir köy, kasaba veya şehir yoktur ki Hristiyanları, Yahudileri ve diğer acizleri kötülere karşı korumakla vazifeli Yeniçeri muhafızlar bulunmasın. Osmanlı Devleti henüz o dönemde Batı'ya sefir göndermeye başlamamıştı. Fakat gördüğümüz gibi Batı ülkeleri göndermeye başlamışlardı. Ve bunlar Osmanlı ülkesini çok merak ediyorlardı. Buspek'in kitabı da bu anlamda bir boşluğu dolduruyor adeta. Evet, Buspek'le ilgili şu bilgiyi de verebiliriz.
Hani bizim hep konuştuğumuz bir mesele vardır ya, tam da lalelerle ilgili, Osmanlı'nın laleleri, onun Avrupa'ya taşınması, tohumun Avrupa'ya götürülmesi. İşte Osmanlı'daki lale tohumunu Avrupa'ya götüren ilk kişi Busbek'tir. Evet. Hatta bununla ilgili bir anekdot da anlatalım izleyicilerimize. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abidin Dino'nun eşi Güzin Dino, Paris'te Louvre Müzesi'ndeyken Ahmet Hamdi Tanpınar müze bahçesinde laleleri görür. Ve döner Güzin Hanım'a der ki, bak Güzin, bunlar da gurbetteler. Böyle bir anekdot da vardır. Evet, bu dönüş yolunda Edirne'den bu soğanları, lale soğanlarını evet. çaldığı söylenir Busbek'in. Busbek ilginç bir adam. Sadece lale soğanı değil, bir koleksiyoner olarak pek çok şey topluyor. Aralarında yazma eserler, o dönemin paraları, sikkeleri falan da var. Tabii Avusturya arşivlerine hatta girmesini sağlayan kişi. Sağlıyor. Ve bu kitabı da hem mektubun bir edebi tür olarak ne olduğu konusunda, hem de Osmanlı ülkesinin o dönemde bir yabancının gözünden nasıl göründüğü konusunda izleyicilerimize çok yararlı olacaktır. Tavsiye evet, ederiz. Kesinlikle.